Selamlar, ben Şef Funky Tolgahan. Bu tarifimde sizlere deniz börülcesini nasıl pişirip ayıklayamayacağını bilmeyenler için paylaşıyoruz. Yazın en güzel ve enteresan nimetlerinden deniz börülcesi mineraller bakımından çok zengindir. Ayrıca iyot eksikliği yaşayan bünyeler için eşi benzeri bulunmayan bir ottur. Hadi malzemelerimizi görelim. Bir bağ deniz börülcemiz, 2 diş sarımsağımız, 1 limon suyumuz, 5 yemek kaşığı zeytinyağımız, 1 çay kaşığı tuzumuz ve 1 yemek kaşığı hardalımız var. Her zaman küçük bir fark koymazsam ben olamam. Börülcelerimizi haşlayacağız. O yüzden suyumuzu hazırlayalım. Suyumuzu kapalı bir şekilde kaynatmaya başlayalım. Suyumuz kaynadı. Börülcelerimizi içine yatırma vakti geldi. Limaşa yardımıyla ittiriyoruz. Hafif kapağını yarım açık bırakalım ki köpürmesin. Şimdi 15-20 dakika ihtiyacımız var. Ben 15 dakika seviyorum. Biraz daha katı. Ama 20 dakikada kılçıklarından ayırmak daha basit oluyor. O yüzden bugün 20 dakikalık yöntemi deneyeceğiz. Börülcelerimiz haşlanırken biz de sosunu yapmaya geçebiliriz. Limon suyumuzu alıyoruz. Şimdi sıra hardalımızda. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve 5 yemek kaşığı zeytinyağımız. Bir havan yardımıyla sarımsaklarımızı ezeceğiz. Sarımsaklarımızı dost karışımımızın içine ekliyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Hardal ve yağ birbirine geçmesini sağlıyoruz. 20 dakikalık süremiz bitti. Börülcelerimiz hazır. Altını kapatıyoruz. Şimdi soğutma işlemine geçeceğiz. Denizin bütün şuh kokusu yüzüme vuruyor şu anda. Hadi bunu soğutmaya götürelim. Bir maşa yardımıyla deniz börülcelerimizi soğutmaya başlayalım. İlk suyu dökelim, o ilk sıcaklığı geçsin. Sonra soğuk bir suyla bir daha dolduracağız. 1 dakika bekledikten sonra ayıklama işlemine geçebiliriz. Evet, şöyle bir tas aldık. Bunun içine ayıklayacağız, soslayacağız. Daha sonra da sunumunu göstereceğiz. Evet, artık ellenebilir durumdalar. İlk önce suyunu süselim. Bakın, şöyle tutuyoruz. Ve hazırız. Buradan tutuyoruz. Yavaşça aşağıya doğru çekiyoruz. Bakın. Çok basit bir işlem. Şöyle bir daha gösterelim. Çok sıkmadan yavaşça bütün kılçıklar gördüğünüz gibi çıktılar. Evet, börülcelerimizi ayıkladık. Gördüğünüz üzere bütün kılçıklar burada kaldılar. Bazı saplar çok kalın olduğu için üstünde kalabiliyor. Hiç sorun değil. Bizim için şu küçük saplardakiler çok daha önemli ve verimli. Şimdi sıra sosumuzu dökmeye geldi. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi servis tabağımızı aldık. Bir maşa yardımıyla servis edeceğiz. Tam bir porsiyon çok yeterli böyle. Bu renklerin içerisine dekoratif olarak bir kırmızının girmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle iri çekim bir sumağım var. Şöyle tabağımın etrafına gezdirdim. En beğenilen yer yemek kısmı. Tabii ki çubuk yerine çatal da kullanabilirsiniz. Benim için daha pratik olacak. Keşke bu lezzeti sezonun her anında yakalayabilsek. Çok güzel.
Gördüğünüz üzere hiç zorluğu yok. Haşlıyoruz, çekiyoruz, çıkartıyoruz. Limonunu basıyoruz. Zeytinyağı, hardal, tuz, sarımsak. Harikayız. Tarifimi deneyip beğenirseniz aradaki hardalla verdiğimiz tat farkını da yorumlarda sizden bekliyorum. Beğendiniz mi yoksa daha mı klasiksiniz? Görüşmek üzere.